Boş kar servis iyi ki varsın çünkü garanti kapsamında. Portekizce derken Beşiktaş'ın Portekizli hocası Fernando Santos da gitti. Deniz Ef'e şöyle diyor. Evet, ya tecrübe... da İsmail Hocam gibi yapıyor. <laughs> şöyle Deniz EFG. O büyük tecrübe bir işe yaramadı ve Samet Aybaba'nın açılımını önce sen de derdin evet ama ya. önce böyle okuyacağım bir dakika. Oku. Dün oyuncuları tebrik ettim. 6. kez teknik direktör değiştirdiniz. Yani altıncı farklı hoca değil ama dördüncü hoca altıncı evet. atama olarak tekrar geldi. Helal olsun dedim. İroni. Genç de var, tecrübeli de var. Yaşça olgunluğa da daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Baş değil mu? Buraya şey koyalım ya. Cırcır cır böceği sesi. Gır 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 gır. Gece sessizliği. Koyalım, sen şey yapar lazım. Daha güzel tır ya şimdi ben başlayayım sen o sırada kafandakini ben biliyorum şu anda senin kafanda böyle bir sürü düşünce bir sürü cümle bir sürü fikir uçuşuyor Kafamı. uçuşuyorlar ha. birbiriyle hepsinin kuyruğu da birbirine yapıştı ama ne yaptıklarını de... söylemeyeceğim ya. <laughs> <laughs> kuyruğu birbirine takılıyor yani tilkiler. Tilki değil de ya şöyle bir şey var. Samet Ay Baba Galatasaray özür dilerim Beşiktaş'ın 80'li yıllar 80'li yıllarındaki kaptanı şampiyonluklarda kaptanlık da yapmış. 79'da da oynuyor bu arada. 79'da da oynuyor. Değil, evet. Ee, eski teknik direktörü Beşiktaş sembollerinden Beşiktaş'ta jübile yapmış. Birçok Anadolu takımında başarıyla görev yapmış. Adana Demirspor son olarak gündeme geldiği üst lige kaç 26 yıl sonra çıkartmış. Türk futbolunun önde gelen şahsiyetlerinden birisi. Hatta Türk futbolunun akil adamlarından birçok genç futbolcuya el vermiş. A takıma çıkartmış. Yani Gaziantep Spor'da ben İbrahim Toraman'ı falan hatırlıyorum. Doğan Alemdar'ı hatırlıyorum. Kayseri Spor Kalesi ilk forma veren bir çırpı da bir Bugüne sürü şey. gelelim lütfen. Bugüne ya ben Samet Hoca'nın bunu nasıl söylediğine çok özü inanamıyorum. Yani bak çürük ne demek biliyor musun? Çürük orada gelişi güzel söylediyse o bir problem. Düşünerek hani ben ne diyeyim bu takıma kalitesiz, eksik, vasat. Daha böyle bir sürü eleştiri sıfatı vardır ya. ...olmamış, uygun olmayan ne diyeyim... ...kötü diyebilirsin ama çürük... ...yani ne olur çürük bir askerde çürük olursun askerlik yapamazsın... ...iki meyve olursun çürük olursun... ...etrafındakileri de bozarsın... ...yani şimdi çürük kötü demek değil, çürük kalitesiz demek değil... ...çürük içinde farklı anlamlar da barındırıyor... ...şimdi ondan sonra da dün bakıyorum antrenmana gelmiş hocam... ...Samet Hoca... ...ya futbolcularla şey yapıyor yani çakalışır gibi gülüyor falan ama... Ya açık söyle, ben biliyorsun şey mülayim bir adamımdır. Ben hani çok fazla böyle şey yapmam ama... ...ben bile ya bu adam... Mülayim bize... terssin ama. Dö... Ha? Mülayim, mülayim sert ve mülayim ters bir adamsın. Dö... Ya, Siz... ya dur, şey... <laughs> ...ne dediğini anlamadım da... ...ya alınır futbolcu, alınır bundan. Alınmakta da haklıdır. E, yani... ...hangimiz çürüyüz mesela der. Niye çürüyüz der, daha önünde kupa var. İk, bir, i̇ki hafta sonra... ...ya ne olursa olsun istersen... 10. ol, 11. ol, istersen 30 değil, 55 puan farkı Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacaksın. Önemli maçtır bu. Hedeflerden bağımsız. Bu futbolcularla da bir süre daha devam etmek zorundasın ve bu futbolculardan çürük olarak düşündüğü futbolculardan bazıları da istesen de istemesen de gelecek sene de çalışacaksın. Çünkü o kadar kötü bir kadro var ki Beşiktaş'ın elinde. Bir anda hepsini böyle 15 futbolcuyu gönderdim, 17 tane getirdim. Yapamazsın. Öyle bir şey yaptığın başka çürük futbolcular da almış olursun. Planlamayı yapaması. Ben gerçekten gör ya bunu dememiştir herhalde diyor, diye düşündüm. Hani ben şey hiç olabilir. Hani Burak Yılmaz'ın Atilla abi Atilla Gökçe'yle yaptığı bir ofriko yani şey olan bir telefon görüşmesi var. Atilla abi gazetecilik refleks, refleksiyle yazılıyor. Ya böyle bir şey mi acaba? Birine serzenişte bulundu. Bu takım çürük dedi. Ondan sonra o yazıldı isterim. Ama bu tamam sana bırakıyorum benim. Hayır, güzel. Mülayim sert, mülayim ters şey ya. Korkusuz korku. Her bir tamam. Yani mülayim birisine evet ama bazen tersini tutuyor, sertleşebiliyorsun. Tamam. Dosyalar karışabiliyor. Sen Kemal zaman... Sunal'a benden daha hakimsin ben yani ona. Abi, ben, herhalde ben, 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 bi... ben biat pardon, ettim. Pardon, ben böyle Kemal Sunal'a böyle Ali Sunal'dan da daha hakim. Heh. Ali Sunal, gel yapalım yarışmayı babacığım. Kaç yıldır hiç gel yapalım herkes görsün. Ben daha Gittin mi ben. Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal şeyine? Gittim ben öldüğü gün eve gittim ya. Şey, şey ya, böyle ser, Sergi alacağız. açılmış ya. Gideceğim ona ayrıca Aynen. da ben öldüğü gün eve gittim ya yani, akrabası olmama rağmen ve bana sordular. İşte siz de yakını biliniz. Tabii ki çok yakınıydım dedim. Yani e, akrabalık bağı olması Neyse. Daha önceden bak Rahmet bunları dondurs. şey yapmış bak evet. bak şimdi. Bu söylediklerini futbol yorumcusu Samet Aybaba olarak söylese. Mesela bunları Adnan Aybaba söylese. Adnan Aybaba söylemesine rağmen ben doğru söylemişlerim. Futbol yorumcusu olarak. Bunlar tespit. Elimizde kötü çürümüş bir takım var. Doğru. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz. Aradaki fark kapatan hiç kolay değil. Doğru. Yalnız ya hocam doğru siz, tabii. bir dakika. Siz bu... ...eldeki kadronun çürümemesi için göreve getirildiniz. Öyle değil mi? Tam yetkili. 4 ay olmadı mı abi? 4 ay oldu. 4 ay. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş değil. 4 ay. 120 gün. Evet 3-5 gün değil, 120 gün. 120 gün oldu ya. E siz bunu... Elinizdeki bireysel yeteneklerin toplamından daha yetenekli bir takım oluşturmak üzere... Hani feda sezonundaki karneye göre şimdi 79'a... 86 şampiyonluğuna, 82'de sabek oynamasına gitmeyelim hiç. Ziya Doğan'la tartışmalarına gitmeyelim hiç. Gordon Min'le... Oraya gitmiyorum. Günümüze geliyorum. Feda sezonu değil mi en yakın Samet Aybaba? Orada ne yaptı? Bireysel tank toplamından daha yetenekli bir takım ortaya çıkardı. Evet. Sonra bazı kendi hatalarından veya eldeki bütçe kısıtlamaları nedeniyle... İşte istediği gibi olmadı. Devam edemedi. Güzel. İyi de abi 3-5 günde olacak iş değil de hocam. 120 gün oldu ya. Yani bunu çurmayı engellemesi gereken sizdiniz. Eğer çurmuş bir takımsa bunu Hasan Arda Kaşıkçı dese, bunu böyle alaycı dese. Bunu Metin Tekin bile söylese bu kadar formayı giymiş yaşayan efsanesi çurmuş dese insanlar hak verir. Kimse hop ne diyorsun demez. O bir tespittir. Ama siz tespit yapmak için değil. Teşhisi uygulamak için geldiniz. Siz futbol doktoru olarak getirdiniz. Futbol teşhisçisi olarak değil, doktor olarak getirdiniz buraya. Hocam yani söylüyoruz, konuşuyoruz birebir. Senin hakim olduğun bir ben de hakim. Evet hocam zaten hakim ol. Yani bir zahmet görevde olan sensin. Benim senin zaten görevinde gözüm yok. Ben 5 iyi işte şey olsun istiyorum. Ama 120 gün sonra bunu söylenir. Sonra dediğin gibi. Ya bu kadar tuttun kendini bekle şu ya kupa. Kupayı alamazlarsa ondan sonra söyle ne istersen. Onun belki bir iyi bir geri dönüşü olur. Birkaç oyuncu der ki ben o hocanın dediği çürümüş oyunculardan değilim. Bir dahaki sezon kendimi göstereceğim. Çok iyi oynayacağım. Diye bir reaksiyon olabilirsin. Ama şimdi o biz çürümüşüz. Zaten baksana çok kötüyüz. Biz zaten kupayı almazsak da bize kızmaz. Zaten çürümüşüz çok kötüyüz. E başkan diyor ki tek hedefimiz kupa. Bu ne çelişki? Olmaz. Sonra siz bunu düzeltmek için geldiniz. Düzeltemediğinizin itirafı bu canım. Yani öyle bir şey yok. Ya hiç transfer yapmadan da takım düzelen takım ben biliyorum. Bakınız Atletik Club Bilbo. Yapamıyor zaten. Hani 1 iki ve hepsi altyapıdan. Yani abi bir hoca değiştiriyorsun. Sportif direktör. Takımın içinde iki kişinin yeni değiştiriyorsun. Ya, bak tek şey. Bak tek, bak, tek şey bak teknik tek örneğini verelim de. sen Sen desene altıncı kez teknik direktör Evet. E bizde önceki yönetimin hatalarıydı dersin. Tamam. E sen burada şimdi Fernando Santos'u getirdin. Davul ile. Gönderiyorsun. Davulsuz zurnasız. Ya bu biz burada yanlış karar vermişiz de mesela istediğimiz sonucu vermedi de. De ki hocadan kaynaklanmıyordu. Oyuncular yüzündenmiş o zaman hocayı niye gönderdin derler. Bak şimdi bunlar hep çelişki. Bak atletikte örnek vereyim kardeşim. Bir yasaya hiç transfer yapılmadı geldiği zaman. UEFA finaline çıkardı. Evet. Ne yaptı biliyor musun? Oscar de sola çıktı sağ bek yaptı. Muniain sağa çıktı 10 numara yaptı. Ander Herrera 10 numaraydı 8 numarayı aldı. Önce oyuncular ne oluyor falan dedi. Ama tek tek bak getir ayakkabıyı. Kramponu çiziyormuş. Böyle maviyle morla bak bir arkaya buraya... ortalamak istiyorsun bunu yayın. Burayla yapacaksın. Buraya yapacaksın. Ya ne yaptı abi yapacağım. şimdi? Bunlar Samet Aybaba buraya futbol doktoru olarak getirilmedi mi abi? Futbol doktorunda be bu sen sahaya ineceksin bir kere. Sen bir kere sahada onlarla yer alacaksın. Yani oyuncuların bazılarının Necip iyi oynuyor. Herhalde Necip iyi oynuyor. Herhalde Necip iyi oynuyor. Beşiktaş batsa zaten yine Necip iyi oynuyor. Necip tutuyor zaten batmasına engelliyor. Ya bana Necip iyi oynuyor gelme hocam. Necip zaten senin tek olduğun sezonda beraber menemen yiyordunuz. Hakan Gündoğar çekiyordu. Orada da zaten. Hayır <laughs> iyi oynuyordu zaten. Hakan Gündoğar hakikaten menemene Abi Bir şey söyleyeceğim. Şu oyuncular senin aldığın Gökhan Süzen. Bunlardan daha mı iyi sol bekti? Senin aldığın Batuhan. Geri aldığın Batuhan. Bak yorumcu şimdi. O dese çürmüş tamam. Yani. Yorumcu çünkü o artık. Sinan kurumuş. Ve hocam yani demek ki sen doğru takviyeleri yapamamışsın ya. Senin elinde bir kere senin yerli oyuncu da alman gerekiyordu. Sadece şu Musrati parayı verdim ne olmaz ki? Senin yerli oyuncu eksin var. hocam Ankara madem de futbol de. doktorusun, madem bildiğiniz bütün Türk futbolcuları ben de hakimim diyorsun. Hakimsin evet. Ama daha iyi bak daha iyi izleyip getirseydin yapmamışsın hocam görevini yani. Çürümüşse takım niye çürümüş? E, zamanında bir sepette iki tane domates çürükse, çürükse. Tane domates çürükleri atmazsan diğerleri çürüyor. Kim çürüttüyse onlara atsaydın, çürümeyi engelleseydin hocam ya sinirlenmeyin diyorum ama ya ister istemez bu tespiti Adnan Aybaba yapsa ilk kez hayatıma diyeceğim ki bravo Adnan. Ama Samet Aybaba bunu yaptığı zaman olmuyor abi sen çünkü tam yetkili futbol doktoru olarak oraya getir. Başkanım ben bu kadar güvendiği bir insan görmedim. İnan çocuklarına belki bu kadar güveniyordur başkan. Bu güvenin karşılığı bu mu Allah aşkına ya? Eee... Ya çürmüş özellikle seçildiyse şimdi şöyle de bir şey var. Çürmüş dediği şey hani kalitesi falan diyorum ya. Çürmüş bir de karakter özelliği gibi ya. Yani dokunacak bir laf. Etrafı da bozduğu için. Yani çürük e, e, futbolcu kaldı ki zaten 5 oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. O 5 oyuncudan ikisini geri aldın sen kadroya. Ve... Devam ediyorsun hala da kadroda. Gizem Çalınbay zamanında kadro dışı bıraktığını... ...Ferdo Sanat'ı o zaman Abu niye Ab aldın derler. Ab Ab Ayrıca böyle Gezalı niye kadro dışı de sü derler. Sürekli söyledin. Ya Abu Bakar'ı bir şekilde eğer aldıysan... ...kullanacaksın yani köprüden geçene kadar... ...bir şekilde... ...işi halledeceksin. Ondan sonra profesyonellik çerçevesinde... ...çünkü bonservis bedeli... ...elde edebileceği... ...elinde piyasası olabilecek bir futbolcu... ...eğer öyle de görüyorsan çürük futbolculardan biri olarak görüyorsan biraz profesyonel şey... suratında şey yaparak, gizleyerek... E, idare edip... ondan sonra da yollarını ayıracaksın. Yani ben... Beşiktaş bu sezon... uçağı çoktan kaçırdı, gemiyi de kaçırdı. Bari böyle sevgili böyle Ali Teker böyle uçağını kaçırmasın, programımızın değerli editörü. Nereye gidiyor? S sen tamamla. Evet. Nereye gidiyorsun Ali Teker? Ya sen ya? tamamla çocuk. Nereye isterse ha. gider sana ne Allah'ım. Tamam. E, memlekete gidiyor nereye? Tamam. Yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Samet Hoca'nın bir bildiği vardır. Umuyorum demekle yetiniyorum. E çünkü Beşiktaş'ın hala sezonu kupayla kapatma şansı ve hedefi var. Ama yani çürümüş demek yani bu 6. Hoca'ya bak bu lafı inceden Tek, teknik direktör olarak futbolculara hani laf sokma denir ya. Ya 6'ncıyı da gönderdiniz. Helal olsun soyunma adasına girip böyle şeyle gözdağı verir gibi, eleştirir gibi ama işte bu takımda çürük dediğiniz zaman bunun toparlanması çok zor olur. Bence bu biraz daha Beşiktaş açısından sağ içerisindeki enerjiyi, tribündeki enerjiyi de aşağıya çekecektir. Ee, ya Beşiktaş tarihinin belki kupayla tamamlayacak. Onu bilmiyorum. Kupayla tamamlanan bir sezon tarihinin kötü sezonu olamaz tabii ki ama en kaotik, en karmaşık 6 teknik direktör ya. 6 teknik direktör inanılmaz ee, sezonunu yaşıyoruz. Umarım hayırlı bu sezon olur. sezon bir an önce bitsin. Yani Fenerbahçe, Galatasaray ya önce... Şampiyonu başarılar diyorum yansıyan 5 seçim. Ya bu üç... Keşke bir şey olsa böyle ceza Genel alsalar. Öyle Kupadan diskalifiye da. falan filan. Kupadan indirsel ligde kalan maçlarda çıksan... Oynat çocukları oynat bari. Çurmuşları at var yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bir an önce 5 yıl için biter sezon. Allah'ım Rabbim. Yani zamanı da hızlandıramıyorsun ki. Bak zaman çok göreceli. Bana bu sezon 3 yıldır devam ediyormuş gibi geliyor. Anladın mı? Hapishanede gibi hissediyorum kendimi. Futbol Patlısın. hapishanesine atmışlar. Siyah Patlısın beyaz. Ya. Yine de seviyorum ama. O çubukların arasından bakıyorum. Yani mümkün olduğu kadar siyah beyaz giymemeye çalışıyorum. Nasıl bir sezon abi? Hemen bitsin. İngiltere şubesine girmiyorum yani bile. Mülkten, girmiyorum üç bile. Üç 3 büyükten yani. birinin olmadığı şampiyon yarışında müebbet olmadığı sezon, sezon ya. eksik oluyor. Ee, umuyorum yeni sezonda Beşiktaş'ta yarışın içinde olacak deyip Boşkar servisin sunduğu ikili mücadelenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yolculuklar Ali Teker. Çok teşekkür ederiz. Boşkar servis, boşkar servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü